Merhaba. Merhabalar. Bu bölüm bize izleyicilerimizden gelen bir konuyu konuşalım istedik. Okul hayatına mı devam etmeliyim yoksa girişimcilik hayatını mı seçmeliyim? Yani bu soruyu bize soran arkadaşlar ya lisede ya üniversitede okuyorlar. Ve diyorlar ki ya çok iyi bir fikrim var, para da buldum. Sence okulu bırakıp üniversiteye hazırlanmayıp bu işi mi yapmalıyım? Bunu konuşacağız. Ama konuşmaya başlamadan önce 22 Temmuz'da meetup'ımız var. 22 Temmuz'da yapacağımız meetup'la ilgili bilet almak için sınırlı sayıda biletimiz var. Açıklamalar bölümünde link var. Lütfen geç kalmayın. Lütfen etkinliğe katılabilecekseniz. Çok az kaldı. Evet. Süper konuklarımız var. Harika konuşmacılar. Ve fikirden bahsedeceğiz, ürün geliştirmeden bahsedeceğiz, pazarlamadan bahsedeceğiz. Bir girişimci bence bilmesi gereken en önemli konuları konuşuyor olacağız. Bir de süper sürprizlerimiz var. Süper sürprizlerimiz var. Reklamlar bitti. Hadi şimdi bölüme gidelim. Şimdi Arman, önce şeyden bahsedelim. Yanılmıyorsam bir iki arkadaş sordu bize. Hatta iki üç arkadaş. İki üç arkadaş sordu. Abi ben şu an lisede okuyorum. Üniversiteye hazırlanıyorum. Ve çok iyi bir fikrim var. Ya ben üniversite sınavına kasmasam da direkt bu fikrimi hayata geçirmeye odaklanıp orada bir kariyer mi yapsam dedi. Ne dersin? Şimdi bence yani insana genelde şeye bakmayı seviyorlar. Ya Amerika'daki gençler ne yapıyor acaba? Amerika'da şey görebiliyoruz. 17-18 yaşında adam, bir tanesi hatta Keep'ti galiba adı girişimin. Adam 17-18 yaşında şirketi kurdu. Milyon dolar seviyesine yatırım aldı. Havalı. Ve ilerledi. Ama Kusura Amerika. 10 binde bir, 100 binde bir, milyonla bir olan bir olay. O yüzden burada olmaz mı diyorsun? Burada olabilir. Neden olmasın? Ama şu olmalı. O kadar büyük risk almalı mı, olmamalı mı? Aklında fikir var diyorsan direkt unut. Üniversite hazırdan iyi bir üniversiteye girmeye çalış. Peki aklında fikir var ama bir de ürünüm var. Bir de ürün var, müşterin de yoksa yine aynı şekilde hiç kasma, hemen devam et hayatına, üniversiteye şey yap. Bu biraz şey bir karar değil mi? Yani ben bir şeylerden mesela çalışıyorum, işimden ayrılıp kendi girişimimi kurayım mıdan da çok da farklı bir şey değil. Aslında evet, aynen öyle, bence yani de çok farklı bir şey değil. Yani bir risk almak, yani girişim, yani bir şirket kurmak, bir fikri hayata geçirmek bir risk almak demek. Büyük bir risk. Ölçülebilir risk maalesef yok. Tabii ki. Yok. Böyle iyice böyle sınıra yaklaştırabildiğin kadar, ne kadar böyle iş hazır, müşteri var, para kazanıyor. Bu noktaya gelene kadar bence risk almak lazım. Bence de. Çünkü hani bir istatistik vardı, yani girişimlerin %99'una yakın fail ediyor. Evet. Sen o %1'sen, evet. Aynen öyle. Değer üniversiteye gitmemeye. Sen eğer o %1'deysen değer üniversitede 1-2 sene okulu uzatmaya. Sen o %1'deysen evet değer işten çıkıp kendi fikrinin peşine koşmaya. Evet. Bence ama şeye inanıyorum. Yani lisede olsun, üniversitede olsun, işte bir çalışan bir insan olsun. İşinden artık ayırabileceği zamanlarda bir şeyler yapabilir. Şimdi ben Gary Vaynerchuk fanatiği olarak olmaz diyeceksin. Şunu söyleyeceğim. Akşam 6'da mesai bittikten sonra veya 5'te, kaçta bitiyorsa mesainiz. Eğer girişimciysen ikinci mesain 7'de başlıyor. Gece 2'ye kadar. Yani bunu yapmayı göze almıyorsan, ister üniversite olsun, ister iş hayatı olsun, ister lise olsun, zaten bence unut yani. Öyle bir şey yapamazsın yani. Evet. Ya ben mesai saatte çalışayım, aklıma bir fikir geldi, işi bırakayım, ondan sonra mesai saatimi ona harcayayım, akşam 6'da eve gideyim, bir bira içeyim, maç izleyeyim. Yani ya olmaz, üzgünüm, olabilir ama. Olmaz, bence olmaz yani, abi. Bence olmaz. Yani çok şanslıdır, çok böyle miyim işte, öyle bir şans yok abi. Şansı yaratman gerekiyor, o şansı yaratman için de gerçekten çok çalışman lazım. Üniversiteye gidiyorsan akşamları oturacak, gündüz dersine gireceksin, akşam oturacaksın, kodunu yazacaksın. Çalışıyorsan gündüz çalışacaksın, akşam eve gidip 7'de girişim fikrin için ne lazımsa onu yapman gerekiyor. Ve bir noktaya getirdikten sonra o bir noktada fikirden çıktı, ürünleştirdim ve baktın hakikaten bir şey akmaya başladı. Ve kenarda da paran varsa, potansiyel de görüyorsan işte o zaman belki şey diyebilirsin. Üniversite dursun biraz kenarda. Evet. Ben bu işe odaklanayım. Üniversite uzattın, baktın iş iyice büyüdü. Bırak üniversite. Evet, bitirme. Bir de şu var. Yani
bu işi mesela şey, üniversitedeki bir arkadaş ya da lisedeki bir arkadaş ya da çalışan bir arkadaş gerçekten konforundan vazgeçerek bir şey yapabilirse gerçekten deneme ve bir şeyleri bulma şansı var. Yani işte günde kaç saat test çözüyorsun? 5 saat mi? Kendine ayırdığın bir 5 saatin daha mı var sosyal bir zaman bilmiyorum. Orada otur bir şeyler yap. Yani evet normalde 7-24 bu işe çalışsan belki 3 ay sonra bir şeyler ortaya çıkacak. Böyle 6 ayda çıksın. Ama esas gittiğin o hedeften de bu sayede sapmamış Evet, olursun. aynen öyle. Yani mümkünse üniversite sınavını hiç kaçırma şansı. Çünkü bir daha öyle bir şansın yok. Evet. Bir daha üniversite sınavı için bir lise son sınıfın Kesinlikle. olmayacak. Üniversiteden sonra bir seneyi boş geçirmek zorunda Yani kalabilirsin. sosyal hayatın gelişmiş olmak istiyorsan fedakarlık etmek zorundasın. Yapacak hiçbir şeyin yok yani. İnsanlar dışarı çıkıp oynamaya gittikleri zaman, arkadaşlarla buluşmaya gittikleri zaman, kız arkadaşıyla buluşmaya gittikleri zaman sen oturacaksın, girişim için kod yazıyor olacaksın Mal belki. gibi Yani çalışacaksınız. başka bir çaresi Ama yok işte yani. bu işte şey yani geçen bölümlerde konuştuk ya birazcık hatta epey de eleştiri aldım ben o üsluplarımdan çok böyle çok bilmiş olduğumu söyleyen arkadaşlar vardı. Amacım yani haddimi aşmak değil ama gerçekten de acı çekmek lazım. Gerekiyor Feda, yani. yani bu ne Yani olursa olsun bu her şey bunu için böyle yani. biz yaşadığımız için söylüyoruz. İşte. Bu yoldan Ama geçtik. eleştiren bir tanesi oydu. Siz Neydi? kimsiniz İşte insanlar diye bir şey araştırmadan vardı. yorum yapınca da böyle oluyor. Ya neyse. Bence şey bu konu yani bize dediğim gibi 2-3 kişiden gelen bir konu. Benim kişisel görüşüm senin kişisel görüşüm çok benziyor birbirine. Yani Evet. bizce bu arada dediğim gibi bu herkesin kendi kararı. Bize göre önünde bir şey varken onun için çaba göster. Gece geç yat. Erken erken kalk. Yani sabah erken kalk ve kendine bir vakit yaratarak o aklındaki fikri lisede, üniversitede, iş hayatında yap. Bir şeyler oluşsun. Gerçekten insanlar onu kullanacak mı, tüketecek mi gör, ölç. Hakikaten biraz para kazandığını gör. Aynen. Evet, ben ayda 1 lira kazanıyor bu iş. Ben ayda işte 10 saatimi harcıyorum. Demek ki ben ayda 1000 saatimi harcarsam bunu örnek veriyorum. Bu iş buradan buraya geleceğini birazcık ölç, gör. Ondan sonra majör bir risk al. Yani Evet. o olana kadar gerçekten bir böyle bir traction o Türkçesi ne onun? Hani bir İyi mi? ivme görmeden körü körüne bir cesaretle şeye girmek çok tehlikeli. Çok Ben tehlikeli. üniversiteye girmeyeceğim, Kesinlikle. ben üniversitemi uzatacağım, ben işimden ayrılacağım riskli. Ha, bu arada hiçbiri yapılmaz değil. Yani tabii ki seni üniversiteden kasmayabilirsin. İşin de tutmaz. Hem işini başaramamış ama tecrüben olur. Ama üniversiteli olmazsın. Profesyonel hayatta daha zorlanırsın. Üniversiteni bitirmediğin için paran yoktur, ailenin parası yoktur. Geçim sıkıntısı yaşarsın. Keşke erken Evet. bitseydim de bir işe girerdim diyebilirsin. Bunları böyle alt alta koyup bakmak lazım. Yani şey çok şey gözüküyor. Yani biz de çok konuşuyoruz. Sektörle çok konuşuyor. Üniversiteler konuşuyor. Devlet konuşuyor. Girişimcilik, girişimcilik, girişimcilik. Gerçekten çok önemli. Şu an ülke olması gerekenlerden belki 10 kat daha iyi olabilirdi. Çok daha iyi bir girişimci kültürü, iyi bir ticari kültürümüz olsaydı bence. O yüzden bence çok değerli. Yeni iş fikirlerinin olması, yeni istihdamın yaratılması, insanların buralarda katma değerli işler üretmesi. Aynen. Ama bu da şu demek değil yani. Çok popüler bir iş olduğu için, çok popüler, abi kendi işimi kuracağım, yırtacağım diyenlerin biraz önce senin verdiğin gibi yani. 100 tane adamdan 2 tanesi, 3 tanesi başarılı oluyor. O yüzden risk almaya değer mi? Bence kontrole gitmek lazım. Kontrol Çok etmek çok çok gerekiyor. kontrol. Yani her şeyi görüp %100 emin olmadan hiç risk almayın. Yani Evet. ek zamanınızla, ek bütçenizle, ek hayatınızdan ayırdıklarınızla bir şey yapın. Ama sizin o hayata bağlayan ana temel şeylerden de kaçmayın. Ve şeye hazırlıklı olun kaybetmeye. Yani Evet. gemiye bindiğiniz zaman evet ben bu gemiyi kaybedersem yine hayatıma devam edebileceğim. Yani psikolojik olarak da bu en önemlisi. Buna hazırlıklı olmanız gerek. Kaybetmeye daha başlamadan hazırlıklı olmalısınız ki Bu iş evet olabilsin. kaybettiğiniz zaman da şey geçirmeyin yani. Bir krize falan girmeyin. Evet. Eğer siz de lütfen yorumlarınızı paylaşın aşağıya. Bence de. Yani bu konuyla ilgili bize sorusu olan arkadaşlar lütfen aşağıda yorumlara yazsın. Ve lütfen sizler de o arkadaşlara fikirlerinizi verin. Çünkü bence çok kritik bir şey. Böyle bir kararın eşiğindeki arkadaşlar da Çok hep bence kritik. herkesin destek olabiliyor, fikir verebiliyor olması lazım. Özellikle tecrübelilerin. Özellikle başarısız hikayeleri bence çok önemli. Yani o kültür bizde çok yok yani. Bizde bir insan içini batırdıysa
kötü gözle bakılıyor. Bence tecrübe demek değerli bir şey ve insanlarla paylaşılması lazım. Ve lütfen eğer bölüm beğendiyseniz likelayın. Lütfen Abone sosyal olun. medyada paylaşın. Bizim için çok önemli. Bu arada bugün 1050'yiz. 10.000 dedim. Allah söyletti. 10.000'i de göreceğiz herhalde. Bugün 1050 abonemiz var bu videoyu biz çekerken. Son böyle bir hafta acayip hızlandı. Evet. Acayip Son hızlandı abone sayısı. birkaç haftada iyi bir güzel bir ivme gördük. O yüzden Umarım devam lütfen eder. eşiniz, dostunuz, arkadaşınızı kanala abone edin. Kesinlikle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.